İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o, insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı, yakın bulur kendine Allahü Teâlâ'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, Hak'tan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa, eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle. Ve herkese davranır
şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık ziynetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu'l-Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya Allah-u Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır buyuruyor Ebu'l-Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Öncelikle sizden kendim ve anne babam için, kardeşlerim için dua isteyebilir miyim? Cenab-ı Hak size de, akrabalarınıza, sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Sıkıntılarınızı hayra tebliğ etsin. Ahir ve akıbetinizi hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Hocam ben 25 yaşındayım. Mimarlık okudum ve okulda biz mimarız diye haşa yarı tanrı gibi ithamlarda bulunuyorlardı bize ve zihniyet çok bozuktu. Ben de bu okula gittiğim için imanımın zayıfladığını düşünüyorum. Böyle olduğu için de çok yanlışlara kapıldım. Bazı günahları hafife almaya başladım. Nefsime söz geçiremiyorum. Erkeklerle çekinmeden konuşabiliyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim hocam? Bu birinci sorum. Peki efendim. İkinci sorum, ibadetlerimi yapamadığım için çok üzülüyorum ama elimden bir şey de gelmiyor gibi düşünüyorum. Bir arayış içindeyim, çok bunalıyorum. Annem de böyle söylüyor, bir arayış içindesin diyor. Üzülüyorum ama değişmek için de bir çabam yok gibi. Sadece düşünce olarak var. Üçüncü sorum da hocam tesettürle alakalı. Ben kapalı bir insanım ama pantolon giyiyorum. Türban stilim de yanlış olduğunu söylüyor annem. Bundan kurtulmak istiyorum. Yani hocam nasıl kendimi değiştirebilirim? Bunu sormak istiyorum. Dördüncüsü de ben bazı şeyleri kendimi kandırabiliyorum. Mesela yanlış yaptığım bir şeyi doğruymuş gibi kendime kandırabiliyorum. Aslında onu iyi niyetle yaptım diyerek kendimi kandırabiliyorum. Bu da dördüncü sorumdu hocam. Böyle bir kötü huy var mıdır? Bunun kurtulmanın yolu tabii. Var mıdır? Var tabii. Sadece sende değil o. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize de var. Hepimiz kendimiz, canım o niyetle yapmadık falan. Yalan. Nefis kandırıyor. Nefsin evet. Hilesidir bu. Tamam ben efendim. Ben bundan kurtulmak istiyorum hocam. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Benim bir tane sorum var da. Buyurun. Maliki mezhebinde abdestte ve gusülde konuşunca ara verilmiş olmuyor mu? Onu soracaktım. Kitaplarda bu konuda ayrıntılı bilgi var mı? Anlaşıldı mı acaba? Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Selamun aleyküm Osman Hocam. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Selamun aleyküm Mustafa Bey. Hayırlı cumalar cümleten. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Efendim benim bir sorum, iki tane sorum olacak. Birincisi abdest alırken diş dolgusundan dolayı Maliki mezhebini taklit ediyoruz. Fakat bu Maliki mezhebini namazda durduğumuz zaman da taklit etmemiz gerekiyor. Bunu öğrendim ben. Aynı bu şekilde yapmaya başladım. Ama bundan önce bu Maliki mezhebini taklit etmemiz bilgisini öğrenmeden önceki kıldığımız namazlar, aldığımız abdestler kabul oldu mu? Onları tekrar kaza edecek miyiz? Bu birinci soru. İkinci sorum ise mesela camide namaz kılıyoruz hoca ile beraber. Bazen böyle dalgınlığımıza geliyor. İlk oturuşta mesela farz namazı kılıyoruz ya. İlk oturuşta ettehiyatüden sonra salli barik okuyabiliyoruz. Buna hoca Allah'a ekber diye toparlanıyoruz mesela. Kalkıyoruz tekrar. Bu namazı sonra tekrar iade etmemiz gerekiyor mu? Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Hocam ilk oturuşta dedi. Evet. Soru sormak istiyorum.
Parmak kaldırdım, görmüyorsunuz beni. Hakan'a bakıyordum. Hakan daha çok veriyor. Öyle mi? Recep kim? Recep ayının son cuma günü 35 defa Ahmet Resulullah, Muhammed Resulullah derse o sene parasına zarar gelmez ve bereketini görür. Bir bu. Bir dua daha var. Kim ihtiyacının karşılanmasını, bu Recep ayı ile ilgili midir bilmiyorum ama hemen arkasına sormuş dinleyicimiz. Kim ihtiyacının karşılanmasını niyet ederek 10 defa, burada uzun bir dua var, size gösteriyorum, duasını okursa Allah-u Teala'nın izniyle arzusuna kavuşur. Şimdi Mustafa Bey, İslam alimleri, evliya-i kiram, birçok kendi asırlarında, kendi zamanlarında yaşayan Müslümanlara tavsiyelerde bulmuşlar. Bazı şeyler öğretmişler. Çok özür dilerim. İslam alimleri ansiklopedisinde de o birinci için veya ikinci için yazıyor diye şey ya doğru yazıyor hocam. Evet. Doğru yazıyor. Yazmıyor değil. Evet, yani buna benzer aynı şekilde çok tavsiyeler de var. Her asırda Allah-u Teala o asırdaki Müslümanların neleri okuyup neleri amel edeceklerini bildirecek alimleri yaratıp gönderiyor. Mesela İmam Gazali Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri'nin kitapları kıymetli. Çünkü Hicri 4. asır müceddidir bu zat. Tek başına mücadele etmiştir. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Bunlar iştahat makamındadırlar. Fakat İmam-ı Gazali Hazretleri'nin yaşadığı o asırdaki Müslümanların haline uygun olan dinimizin bildirmiş olduğu hükümleri, o kavilleri almış ve tercih etmiş, kitabını almış. Bu zamanda İmam-ı Gazali Hazretleri'nin yemede, içmede, ev ihtiyaçlarında, ev döşemelerinde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin aldığı o kavilleri uygulamaya kalkacak olursa fitne çıkar. Dışlanırsın. Mesela İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, halı kilim ne gezer, hasır neyine yetmedi diyor. Ana. Yemek takımları, koltuklar ne olacak şimdi bizim? Yani onu okuduğun zaman ağır ifadeler de var. Şimdi adam onu okuyup da aynı şekilde İmam Gazali Hazretleri böyle buyuruyor. Yani dinimizi bildirmiş olduğu için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de öyle yaşadı. Adam şimdi evdeki halıyı, kilimi, koltuğu, masayı falan fırlatıp atsa falan, ne yaparlar bu adama? İstanbul'daysa Bakırköy'e götürürler. Değil mi? Bakırköy'deki meşhur hastaneye. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala o asırdaki Müslümanlar için o lazımdı. Mesela kitaplarda anlatılır işte zayıf kavil diye. O asırdaki müştehit öbürünü tercih etmiş. O onun indinde zayıf olmuş. Sonraki asırda gelen müştehit onu tercih ediyor. Tercih edince zayıf olmaktan çıkar. Onunla amel edilir. Şimdi biz senelerdir ısrarla tam İlmihal Saadettepe'de kitabını, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yı yayınladığı kitapları habire tavsiye ediyoruz yine. Bunda bizim bir kârımız var mı? Yani Osmanlı olarak benim bir kârım var mı? Yok, cebinize para girmiyor. Hatta çıkıyor. Çünkü her kandilde aynı şekilde Allah-u Teala razı olsun dinleyicilerimiz de gönderiyorlar. Gönderenler oluyor. Kitap da dağıtıyoruz. Hatta bizim buraya gelip de bizim odamızı şey yapanlar, talep edenlere de kitap da gönderiyoruz. Ha, bazen Allah razı olsun bedelini ödeyenler oluyor. Ödeyemeyenler de oluyor. Biz onlara da aynı şekilde hediye ediyoruz. Peki hiçbir kârım yok benim. Olmaz olur mu? Kârım öbür tarafta benim. Kârım öbür tarafta. Yapılan hiçbir iş zayi olmaz. Zayi olmaz. Bu kitapları okuyunca Allah-u Teala bu asırda, bu zamanda bir Müslüman için efendim yemede, içmede, giyinmede, oturmada Allah-u Teala talepte, Allah-u Teala duada nasıl dua edecek, neleri okuyacak, ne talepte bulunacak, nasıl yaşayacak? Cenab-ı Hak Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri seçmiş, yaratmış, göndermiş. Ona üstad olarak aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'ni bu coğrafyaya göndermiş. O zat onu yetiştirmiş. Olsun hatta Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh. İşte onlar Efendi Hazretleri derlerdi. Efendi Hazretleri zayi olduk. Olmadı kardeşim zayi buyuruyorlar. Gayretullah'a dokundu. Onun aktardığı bilgilerin hepsi dünyanın her tarafına gitti şimdi. Her tarafa gitti.
Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh mesela daha önce müstakil hazırladığı halde Mızraklı İlmi Ali Üçedül İslam'ı ondan sonra Muhammed Adem Hazretin Berika kitabından ve başka kitaplardan alarak İslam Ahlakı adıyla yayınladığı kitap birleştirdi, İslam Ahlakı ismiyle yayınladı. Orada Muhammed bin Kutbettin İzik Hazretlerinin, Süleyman bin Ceza Hazretlerinin sokağa çıkınca, oturunca, kalkınca, yemekte, yemekten sonra yatarken, kalkarken, helaya girerken, çıkarken, eve girerken, çıkarken nelerin okunması lazım geldiğini hepsini bildirmiş. Bu bir, ikincisi de Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Tam İlmihal Dahir, Saadet Ebedi kitabı dahil diğer kitaplarının kapaklarını bile yazmışlar. Neyi yazmışlar? İstiğfarı yazmışlar. Demek ki bu asırda en çok bize lazım olan bu. Şimdi İslam alimlerinin yazdığı o dualar, işte okuyunca efendim işte şunu olabilir. Piyasada böyle çok dua kitabı. Bunları böyle önceki asırlardaki o zatların sözlerini alıyorlar veyahut da şeyler, aa bunu yaptın mı bitiyor. Adam onu okuyor, bir şey olmuyor. Diyor ki ya bu duadan da bir şey olmadı. Değil yalanmış mi? Diyor. Yalanmış diyor, reddediyor. Dolayısıyla bu ve benzeri şekilde bunları böyle cımbızla çekip yayınlayan kimseler İslamiyet'e hizmet etmiyor. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bir ömür vermiş, o kitaplara koymuş. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne nakletmişler. Duanın kabul olabilmesi için şartlarını bildirmişler. Sen bu duayı okuyorsun, bir faydasını görmüyorsun. Önce kendini oraya hazırlaman lazım. E yok öyle bir şeyin. Zıp çıktısın. Efendim işte şimdi sosyal medyada takır takır o ona gönderiyor. Bunu okuyuverdin miydi? Tamam, tertemiz oldun. Ne gereği var o zaman onu sana ibadet etmeye? Haramdan sakınmaya. Her haltı ye, onu oku bitti. Değil mi? Hiç çalışma. Onları oku, zengin oluver. İhtiyaçların hepsi gidiversin. Elinde sihirli değnek. Niye sen vermedin bugüne kadar bana böyle bir sihirli değnek? Borcumu derdimi hepsini sileydim, şey yapaydım falan. Rahat edeydim. Kelin ilacı olsa kendi başına söyleyeceğim. Kel derken bana bakmıyorum değil mi? Yok bakmıyorum. Tamam. Bir de şöyle bir şey var ya, sosyal medyada bunu okumak değil, okumanın dışında 10 kişiye daha gönderirsen şu kadar sevap diye bir de böyle şeyler uyduruyorlar. O da uyduruyorlar. Yani gönderen bunu yapan, bunu şey yapan falan, bunu yapanlar falan aynı şekilde güme gidiyor. Niye güme gidiyor? Arkadaş senden sormadı bir kere. Gönderdiğin adam altyapısı var mı yok mu yok. Okudu bir şey olmadı falan. Yok diyor, bunların asfası yok mu diyecek, atacak. Adam dinsiz olacak. Vebali de sana olacak. Vebali de sana olacak. Şimdi tam ilmihal deyince böyle ama canım niye? Çünkü nefsin zoruna gidiyor tam ilmihal saadet ebediye. Çünkü orada nefsin istemedikleri var. Nefsin istemedikleri var. Doğru. Ve nefsin aynı şekilde gıdasını kes diyor tam ilmihal saadet ebediye. Yalan söyleme, gıybet etme, haram yeme, kul hakkına girme diyor. Ama canım biz böyle kolay bir dua alsın da onu okuyuverelim. Köşeye dönelim. Yok öyle bir şey. Olsaydı. Peygamber Efendimiz niye zahmet çekti ki aleyhissalatü vesselam? Elini yani kaldırdı. Ya Rabbi beni galip getir. Her taraf altın olsun. Eshabımın hepsi cepleri altınla dolsun. Diyebilirdi. Ya öyle de kalmadı. Bunlar Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hayatta kalanlara dedi ki ne duruyorsunuz siz burada? Siz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gördünüz. Mucizeleri de gördünüz. Sohbetlerinde bulundunuz. Hani ondan öğrendiklerinizi insanlara öğretecektiniz siz. Bir çıktılar çıkış o çıkış bir daha yok. Ta Çin'e gittiler. Endülüs'e gittiler. Kuzey Afrika'ya baştan sona geçtiler. Tayyare yok, otoban yok. Bulursa deve at, bulamazsa aynı şekilde yayan. Niye çektiler o sıkıntıyı? 90 yaşında Ebu Eybel Ensar radıyallahu anh hazretleri buraya geldi. Niye yaptı bunu? Allah Teala cenneti veriyor da öyle bedava vermiyor. Bedava vermiyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Seyyid Abdülhakim Arvazi hazretleri buyurlarmış ki kardeşim buyurmuşlar. Bizim namazlar 100 karası. 100 karası. Ve Hüseyin Hilmi Efendi, yani kardeşim şu ilkokula yeni başlayan çocuklar böyle yazarlar ya, bak anne baba ben yazıyorum falan. Karmakarışık acayip karayip bir sayfa çıkıyor ya karşınıza. Öyle bir şey. Ondan sonra utanmadan sıkılmadan ya Rabbi kıldığım namazını. Ne kıldın ki, ne yaptın ki, makbul olacak diye yapmadın ki zaten. Yapamadın ki. Ondan sonra da bu duayı okuyuvereceğim, bir köşeyi dönüvereyim. Olmaz öyle şey. Oturacağın adam gibi aynı şekilde sadaka vereceksin. Tövbe istiğfar. O tövbe istiğfar da Muhammed Mansur Kutsal Sözleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz günde 70 defa. O Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Biz en az 700 defa. Muhammed Mansur Hazretleri de bizden 400 sene önce yaşamış. Biz en az 7000 defa söyleyeceğiz onu. Ki orada bir ifade kullanıyor. Dille kalp beraber olması lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam tövbe ettim işte. Ben Cenab-ı Hak'tan isteyeyim. İcabet olmaz mı diyor. İcabet olmaz. İşte o dille kalp beraber olduğu zaman, hani diyecek efendim şahit oldunuz mu? Evet, ömrümde birkaç defa aynı şekilde şahit oldum. Hakikaten dille kalp hissediyorsun onu. O zaman ya Rabbi deyince vücudun titriyor. Vücudun titriyor.
Anında da karşılığını şap diye görüyorsun. Sonra da korkuyorsun, utanıyorsun Cenab-ı Hak'tan. Sonra bir talepte bulunurken de ya edepsizlik etmeyeyim diyorsun. Niye evliya-i kiram kendileri için istemiyorlardı? Çekiniyorlardı, korkuyorlardı. Ama başkası gelince ya Rabbi bunun hastalığına iyi şifa ihsan eyle diye başkası için istiyor. Kendileri için istemiyorlardı. Niye? Edep var. Çünkü her şeyi yaratan o, veren o. Onu iyi biliyorlar. Yakinler var. E sen edepsizlik yapıyorsun. Aynı şekilde şartları yerine getirmiyorsun. Haramdan sakınmıyorsun. Yalandan, dedikodudan, gıybetten sakınmıyorsun. Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermiyorsun. Değer vermiyorsun. Sonra efendim bir dua okuyacağım, ben uçacağım. Uçarsın. Ama şeytanın yolunda uçarsın. Cenab-ı Hak ona da vermiştir o gücü. Yani hocam netice-i kelam yani. Bunları yaymasınlar, okumasınlar. Tam İlmihal Saadet'te biriydi ve İslam ahlakında bildirilenler okusunlar. Peki. Doğrusu o. Çünkü orada şartları bildirilmiş. O şartlara uygun ve seçmiş Hüseyin İlmi Efendi'yi. Lazım olacakları seçmiş. Onları yaparsan maksadına kavuşursun. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner. İkinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir. İkinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de kötüsü de, hayrı da, sevabı da onlara aittir. Bize düşen, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz, yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, işi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur, der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse, orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da,
Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, bu az önceki sohbet rahmetli Enver abinin ağzından çıkanlar. Evet. Onun sohbeti. Çok önemli bir cümle var, dikkatimi çekti. Yani insanlar birbiriyle uğraşmaya başlarsa yıkım kaçınılmaz. Aynen öyle. Bizim de şu anda en çok yaptığımız şey bu. Maalesef. Yani. Maalesef. Ben, kimse ben demiyor, kimse bu konuda ben demiyor yani. Değil kendine mi? Bakmıyor yani. Tabii. Hatayken de. Başkasının hatasını düzeltmek için uğraşıyor. Cihalon'dayken de sık sık anlatırlardı. Biz tekereti yoktu, o zaman da anlatırlardı. Hatta bir şey söylerlerdi. Hiçbir millet, hiçbir cemiyet, hiçbir şirket dışarıdan gelen tazyiklerle yıkılmamıştır. Hatta diye anlatırlardı. Ağaçlara dikkat edin. Rüzgar, kar, fırtına yıkamıyor onu. Ama küçücük bir kurt yıkıyor onu. Bir giriyor. Ağacın gövdesini. Kemire boşaltıyor. Ondan sonra ufak bir hadisede küt diye iniyor koca ağaç. Asırlık ağaç. Asırlık bir ağaç. Düşebiliyor. İnsanlar da öyle. Birbirine aynı şekilde girdikleri zaman. Düşmanın da aradığı zaten o. Paldır küldür gider. Mesela şeyde Viyana bozgunun sebebi. Kitaplarda anlatılıyor. Şeyin neydi o? Ne giraydı? Kırım Hanlığı'nın. Evet. Sultan Giray diyelim. Yok. Osmanlı'nın. Tamam, hatırlayamadım. Osmanlı'nın burnu sürtsün dedi. Evet. Biraz. Cephedesin sen. Nereye kimin burnu sürttüreceksin? Kendi kendine hüküm çıkardı. Hüküm çıkardı. Ayağına sıktı sonra. Sonra da kırın bir türlü iki yakası bir araya gelmedi. Öbürler de öyle oldu. Hiçbirisinin iki yakası bir araya gelmedi. Allah-u Teala'nın verdiği nimetin kadir ve kıymeti bilinmedi. Bilinmeyince Cenab-ı Hak alır, almakla bırakmaz. Ve kafirler de onların başına musallat eder. Musallat eder. Edilmiştir de. Her tarafa bakıldığı zaman karşımıza çıkan durum o. Durum bu. Bak şimdi ilk dinleyicim bir şey söyledi. Ben de mimarlıkta okuyordum dedi. Buraya gelince dedi her şeyim sarsıldı. Hakikaten böyle. Üniversiteye giden neyse soruyor. Gel de çocuğunu üniversiteye gönder şimdi. Üniversite okusun. Niye? Adam oraya yetiştirdiğin adam ve orada öğretim üyesi dediğin adam ateist. Ve adam neyi pompalıyor? Siz diyor yaratıcısınız. Yeni şeyler yaratacaksınız. Çüş derler adama. Neyi yaratıyorsun? Ne yapıyorsun? Altın üstü mimar yani. Bunu da ilk defa duydum. Onu bunu yüklüyorlar. Şeylere de öyle. Bu resim bölümü.
Ondan sonra mimarlık bölümü, heykeltıraş, mimarlık, heykeltıraş bilmem ne falan, onlara yeni şeyler yaratacaksınız, yeni şeyler. Çıkarmışlar. Bu 99 depremi miydi? Bu Gölcük'ü geçince orada bir tane, evet, bir işte bir abimizin bir evi vardı da, bir uğramıştık oraya o zaman da. Orada bir parka götürmüştü beni. Aa, parka bir baktım falan. İşte bu hani yeni şeyler yaratın dedikleri mimarlar orada uyduruk uyduruk şeyler yapmışlar. Böyle tahtadan bilmem neden, bilmem ne totemi, bilmem ne. Ya Afrika'daki ilkel kabilelerin inancıdır o totem, biliyor musun? Mimarlık fakültesini çıkmış putperest olmuş yani. Kendisini aydın diyor. Zifiri karanlık adam. Ne aydın ya? Çoban ondan aydın. Çoban Allah var diyor. Bu yok diyor. Bu gitmiş aynı şekilde eliyle yaptığı puta aynı şekilde tapıyor. Dolayısıyla dedi kafa dedi karışır. Karışır tabii ki. Tabii ki karışır. Devamlı onun etkisinden. Onun etkisinden kurtulmak için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hani nefs istemez mektubatını devamlı okumak lazım. Okuya 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 o zulmet atar. Bir de estağfurullah estağfurullah diyerek diyerek bu zulmet atılması lazım. Çünkü simsiyah etmiştir. Fakat kalbinde demek ki imanı vardı ki, ana baba duası vardı, ceddi temizdi ki bu kızcağızın. Yani iman tamamen gitmemiş. Gitseydi bunları soramazdı zaten. Efendim ibadet edemiyor. Edemez tabii, nefis salmıyor. Nefis salmıyor. Ama mektubatı İmam-ı Rabbani anlamasa bile kelimelerine falan takılmasın. Her gün yarım sayfa hatta bir sayfa okumaya çalışsın. Her gün okuya 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 bir müddet sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbindeki nur onun kalbine girmeye başlar. Kalp karışır artık. Böyle gitme, gitgeller başlar falan. Derken okudukça 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 hiç farkına bile varmaz. Fırlak girer, abdest alır, namaza başlar. Okumaya devam ederse, okumaya devam ederse, istiğfara devam ederse kaza namazlarına da başlar, orucuna da başlar. Ve diğer haramlardan soğur. Çünkü mektubatın özelliği o İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Efendim sen mi söylüyorsun? Hayır, benimle ne alakası var? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözü bu. Mektubatı okuyan bir, ihlası artar. İki, haramlara karşı soğukluk artar. Öyle bir özelliği var. Sebebi ne? Kitaptan mı oluyor? Hayır. Onu hazırlayan zatın kalbinden gelen nur yapıyor onu. O kalpten gelen nur. Kalbi temizliyor. Yani bizim kalp şu anda tabiri caizse bir tas, tasın içinde su var. Ama çamur, ondan sonra necaset ne varsa hepsi dolu. İğreniyorsun, tiksiniyorsun. Öyle değil mi bugünkü insanlardan da çamur çıkmıyor mu? Ya bu adam işte üniversiteyi bitirmiş de çamur adam diyorsun. Çamur, kalbi çamur bir kere. Ne çıkacaktı? Çamur çıkacaktı, başka bir şey değil. Necaset çıkacaktı, o çıkacaktı. Kalp temizlendikçe, temizlendikçe. Yani sonra oraya temiz su geldikçe. Temiz su geldikçe o atacak onu. Atacak, atacak, su berraklaşacak. Öndeki aynı şekilde sis dalgaları kalkacak. Onun sana bakacak. Eyvah diyecek. Bu sefer kendi hata ve kusurlarını düzeltmek için uğraşacak. Ruhu güçlenecek. Ruhu ölmemiş. Zayıf ama ölmemiş. Direniyor. Onu kuvvetlendirmek lazım. Acilen. Acilen. Ve hemen Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını ve hayatlarını okumalı. Kitaplarını ve hayatlarını okumalı. Mezhepsizlerin değil. Adam mesela devlet televizyonda kalkıyor diyor ki işte diyor hani bir şey boş ver boş ver onlar yorum yorum diyor al bana bak. Mezhebe yorum diyor alçak herif. Ha sırtını mesela bu Diyanet kadrosunu Diyanet'e veya ilahiyatsa yine devlet kadrolarına aynı şekilde yaslamış. Kendisini aynı şekilde aklım milletin dinini bozmaya çalışıyor. Biz de anlatıyoruz senelerdir mesela Hüseyin Hilmi Efendi bunun için rahmetullahi aleyh çırpındı. Bunlar mezhepsizdir, bunlar din düşmanıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri işte sanır ki adam kendisini din adamı, dinle alakası sadece böyle sanmasıdır. Bunlar böyledir, dinle alakalar sadece bu kadardır. Diyanet kadrosundadır, ilahiyat kadrosundadır, imamatif kadrosundadır, Kur'an kursu kadrosundadır. İşte dini şeyler anlatılan yerde istihdam edildiği için kendisini de aynı şekilde her şeyi bilen zanneder. Mezhep imamlarına da böylece dil uzatır. Ondan sonra da bir zındık gelip de mesela Fethullah Gülen'e cevap veremedi şey. Hala kutlu doğum haftası patanaj yapıp duruyor. Patanaj yapıp duruyor. Ya arkadaş ya demek ki bunların dinle mi alakası yok? Öyle bir gayretleri de yok. Mezhep imamlarına böyle yorum dediklerine göre bunların, yorum dediklerine göre bunların din gayreti yok. Yani Fethullah Gülen'e kızıyorlar da bir sürü Fethullah Gülen var demektir o zaman içeride. Diyanetin içinde de. Kalkıp da aynı şekilde bu küfür olur diyemiyor çünkü aynı şeyi kendisi yapıyor bunu. Kendisi yapıyor. Kendisi de aynı düşüncede.
Dolayısıyla da millete bir şeyler vermesi gerekir. Bir şeyler de veremiyorlar maalesef. Peki bu şekildeki olanları da aynı şekilde baş versen onlar ya işte falan filan filan. Böyle diyenlerin kitaplarını okuma. Yani hakikat kitabını, kitaplarını al, oku, kalbi temizler. Bir müddet sonra namaz da başlar, ibadet de başlar. Ve şu anda radyoda dinleyenler de dua eder. Onların duası bereketiyle de inşallah Teala bu badireler atlatır. Kapalıyım ama diyor pantolon giyiyorum. Görüyoruz işte üniversiteye giden başında şey eşarp. O da aynı şekilde bir atmalı gibi bir gözlük, güneş gözlüğü falan bir alakası söz konusu değil. Daha 5 kilometreden, 10 kilometreden albenisi var. Baktıp duruyor. O değil. Örtü dikkat çekmemesi içindir. Erkeğin bakmaması içindir. Onu o şekilde yapması gerekiyor. Dolayısıyla şey, pantolon erkek kıyafettir. Onu da terk etmesi gerekiyor. Bir şey duydum. Böyle sadece başında örtü olup da geri tarafı örtüsüz olan birisi... ...niye takıyorsun bunu o zaman filan demişler de... ...ya benim yüzüm biraz uzun da toparlıyor demiş. Yani şey için bu takmıyor. Maksatla takan da var demek. Tabii. O maksatla takan da var. Ya ona kalacaksın rahibeler de takıyor da. Güzel gösterdiği için. Tabii rahibeler de takıyor. Onlar da öyle. Evet. Öyle o kıyafet onlara şey görüyor falan. O şekilde hareket ediyorlar. Dedi ki bazen dedi yani ya böyle ama kendimi ikna ediyorum, kandırıyorum. Nefs ikna ediyor, kandırıyor. Hele mektubatı okumaya başla bakalım bir. Nefis o zaman padanaj yapacak. Hele mesela Saadet Ebedi'yi falan okumaya başlayınca feryat edecek. Bunu okuma diye. Uyku getirecek. Ondan sonra esnettirecek seni. Tabii ister mi onu? Çünkü onlar şey yapınca nefsi yok eden ilaçlar var orada. Frenleyen ve onu aynı şekilde rızkını aynı şekilde kesecek olan ilaçlar var. Tamam insan... Bir çırpıda okuyunca hemen olduğu gibi nefsine hakim olamaz. Zaman zaman ona devreye girer ama biz de okumaya devam edersek Allah Teala da yardım eder. Çok sıkıldığımız zaman bir Fatiha, 3 İhlas başında sonunda 3 Salavat-ı Şerif'i okuyarak din büyüklerinin ruhlarına hediye ederek onlardan da yardım istemeli efendim. Diğer dinleyicimizin bir suali var. Maliki mezhebinde dedi abdest alırken konuşunca bu iki türlüdür. Mesela ben abdest alıyorum. Acilen sordu. Ya bir şey anahtarı bulamadım. Nerede? Kapının önünde dedin. Bu mani değil. Ama almaya devam ediyorsun. Caiz değil de zaruri bir durumda mesela. Veyahut da işte çocuğu evde bulamadım. Çocuk nereye gitti falan. Komşu da dedin. Devam ediyorsun mesela. Telefon çaldı. Alo buyurun bakalım falan. Ne yapıyorsun? Ya abdest alıyordum ama acil miydi falan. Ara verdin işte şimdi. Olmadı. Çünkü konuşunca ara verilmiş olur mu? Hayır ara verilmiş olmaz değil. Aa tamam canım. Biz Osman Hoca'ya sorduk. Ara verilmiş olmazmış. Oradan gider oturur. Ondan sonra yarım saat konuşur. Sonra devam eder. Öyle değil o. Öyle değil o. Abdest alırken bir şey sordu. Anahtar nerede? Acil lazım falan. Yahut da diyelim ki evin hanımı aynı şekilde. Abdest alıyordu. Unuttu şeyde mutfakta. Çocuğuna seslendi. Koş dedi şeye. Yemek. Yemeğin altını kapat. Şeyi kapat dedi. Bu kadar dedi. Bu muhalata mani değil. Çünkü abdest almaya devam ediyor. Ayrılmadı. Ama öbür türlü ondan sonra geldi odaya. Gitsene dedi şu işte ocağın altını kapatsana. Yemek yanacak. Her şeyi ben mi söylemem lazım? Bitti ara verdim. Bir sürü de fırça attı. Tabii başa dönmüş olur. Yani oradaki ölçüyü iyi bilmek gerekir. Yine son dinleyicimiz Maliki mezhebini taklit ediyorum diye. Namazda bilmiyordum dedi. Yani namazda da niyet ettim işte öğle namazını, sünnetini, farzını, son sünnetini kılmaya, Maliki uymaya bilmiyordum. Guslü ve abdesti eğer Maliki mezhebine uygun yaptıysa ondan sonra da namaz söylemediyse ya Rabbi işte şu zamandan itibaren kıldığım bütün namazları da Maliki'ye uyarak kıldım deyince sahih olacağı İslam Ahlak kitabında orada Şafii ve Maliki mezhebi anlatılıyor son kısmında. Şiddetül İslam İlmihal'in sonunda anlatılıyor. Orada bir nakil var. İbn Abidin'den almış Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buyuruyorlar ki amel yapıldıktan sonra da taklit caizdir diye geçiyor orada. Açıp okuyabilirler. Dolayısıyla guslü ve abdesti Maliki mezhebine uygundu. O anda Maliki'ye uymaya diye demedi. Ya bu namazlarda Maliki mezhebine uyarak kıldım deyince olur. Peki guslü ve abdesti Maliki mezhebine uygun değilse bu sözü söyleyebilir mi? Söyleyemez. Söyleyemez. Çünkü geçeri yok. Yani İmam Malik Hazretleri mahşer günü diyecek ki arkadaş tamam namazı öyle dedin ama senin guslün ve abdestin bana göre sahih değil. Sen başın tamamını meshetmedin. Farzı terk ettin. Abdestin olmadı diyecek. Red diyecek. Onu iyi bilmesi lazım. Efendim gelelim son sualine. Cemaatle namaz kılıyoruz dedi. Dalıyoruz dedi. Kadi-i Ula'da tahiyyattan başka bir şey okunmaması gerekir. Allahümme desek bile
Secde-i Seyf gerekir. Biz dedi Allahümme salli bitiriyoruz dedi. Hoca dedi Allahu Ekber deyince aklımıza geliyor dedi. Ne yapacağız biz şimdi dedi. Bu namazı iade etmeyeceğiz. İmama tabiyiz. İmama tabiyiz. Ve kendi hatamız sebebiyle de secde-i seyf yapamayız. Ancak imam kendisi hata ederse onunla beraber secde-i seyf yaparız. Peki imam hatırlasa ya ben hata yaptım benimki içinde. Yok o da benim için bir secde-i seyf yapar mısın? Bir secde-i seyf yapar mısın? O da yok efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.